biliyorsunuz Avustralya Alevileri Federasyonu yaklaşık olarak 14 yıl önce başlattığı Alevinin kendine özgün bir inanç olarak başlattığı bu mücadelenin 2009 yılında başlayan bir süreç, orada kendilerini İslam Alevi inanç topluluğu olarak tanıtan ve Avusturya Devlet tarafında da İslam Alevi inanç topluluğu olarak tanınan bir kurumun içerisinden mücadele edilerek çıkan, daha sonra bizim İslam Alevi inanç topluluğu içerisindeki bu tanımlamayı reddettiğimizi, kabul etmediğimizi, özellikle Avusturya Devleti'nin bu dayatmasını, bu elbiseyi bize giydirmesini asla kabul etmeyeceğimizi, biat etmeyeceğimizi, bu noktada da 13 yıl süren mücadele sonucunda bir sonuç ortaya çıktı. Mahkeme bir karar verdi ve o kararın hem akabinde özellikle bu davanın, özellikle iç hukuk sürecinin tamamlanmasıyla beraber bu dava İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Yine Avusturya Alevileri Federasyonu tarafından. Orada şöyle bir vurgu vardı. Bizler kendimize özgün bir inanç olarak tanınması noktasında ısrarcıydık. Çünkü Alevilik kendine özgün bir inançtır. Yani bunun arkasına ya da önüne farklı takılar takılarak bugün bize sunulması noktasındaki olan bu dayatmaların aslında Aleviliğin asimile edilmesi, Aleviliğin özünden koparılmasını ve kendilerine benzetilmesi noktasında bir çalışma ürünü olduğu gerçeğinden hareketle sonuç olarak 5 Mart itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bizim lehimize bir karar verdi. Yani şu anlama geliyor, bizlerin verdiği mücadele haklı gördüğünü ve bizim kendimizi nasıl ifade ediyorsak böyle kabul görülmesi gerektiğini kararını verdi. Bu aslında bütün, sadece Avusturya'daki yaşayan Aleviler aslında değil. Genel olarak hem Avrupa hem Türkiye'deki Alevi hareketi açısında bir emsal teşkil ettiği gerçeğini de görerek bundan sonraki sürecin de bu zemin üzerinden yapılması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü yani evet, bugün asimilasyon çok derin. Yani Alevi'nin kendine özgün bir ritüelleri ya da sürekleri olduğu gerçeğini hepimiz biliriz. Ama özellikle son dönemlerde bu hem Avrupa açısında hem Türkiye açısında çok ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Bizler aslında bu asimilasyonun önüne engel set oluşturmak adına geleceğe bu yolun daha temiz, daha kendine özgün bir şekilde bırakılması adına bir mücadele sürdürüyoruz. Çünkü bu mücadeleyi bugün bizler sürdürmez isek yarın çocuklarımıza, torunlarımıza aslında bu yola ilişkin çok fazla bir miras, güzel bir miras bırakmayacağımız biliyoruz. Bu yönüyle mücadele bu temelde ele alındı ve bu anlamda da bir emek konularak, mücadele ederek, ısrar aslında buradaki dayatmalara boyun eğmeyerek Aleviliğin kendi meşru zemininde bu mücadele hatlarını örerek farklı biçimlerde bu zaman keza bazen oldu işte mahkeme sürecinde, bazen oldu sokaklarda, bazen oldu basın açıklamalarıyla, yani toplumsal bir hareketlilik başlatılarak buradaki uygulanmak istenen haksız bir uygulamayı reddederek bu mücadeleyi en nihayetinde başarıyla taşlandırmamızı söyleyebiliriz. Bu yönüyle de gerçekten bu ciddi bir kazanım, ama bu kazanım evet, bugün Alevilik'in kendine özgün bir inanç olarak kendimizi tarif ettiğimiz üzerinden böyle kabul edilmesi gerektiğine ilişkin bir karar verildi, ama bu bitmiş anlamda gelmez. Biz bundan sonraki süreçte de bu mücadeleyi sürdürerek gerçekten Aleviliğin kendine özgün inanç, bir inanç olduğunu, bir yol olduğunu sürdürerek bundan sonra kendi içimizdeki ritüellerin, bunun işte burada hakkı yürüme erkanlarından tutalım, müsahiplik, kirvelik ve diğer erkanların da Aleviliğin kendine özgün olması, yani o erkanların da Alevice olması gerektiğine ve bu nitelikte olması gerektiği üzerine de çalışmalar yürüteceğiz.